sahipliği yaptı. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen TRT Avaz Strateji Çalıştayı'nda kanalın yeni yayın politikalarını belirlemek adına önemli oturumlar gerçekleştirildi. TRT Avaz'ın bu çalıştayı çok umut verici bir çalıştay. Çünkü TRT Avaz bölgemizde olması gerektiği düzeyde etkili değildi. Bu çalıştayla artık bunun değişeceğini görüyoruz biz. Burada gerçekten TRT'ye gönül veren, TRT Avaz'a gönül veren insanlar toplandılar ve daha iyi ne yapılabilir, daha etkili nasıl izleyicilere ulaşabilir bunu konuşuyorlar. Çok da gönülden konuşuyorlar. Yönetimin de bu tip işlerde biliyorsunuz yönetimin desteği çok önemlidir. Genel müdür düzeyinde burada katılımlı olması, kanal koordinatörlerinin, yöneticilerin burada olması, yönetimin de artık bu işi istekli olduğunu gösteriyor bize. Bu açıdan çok umut verici. Burada dünden beri yapılan konuşmalarda TRT Avaz'ın gelişmesine yönelik, büyümesine yönelik, izleyici sadakatinin oluşturulmasına yönelik çok önemli kararlar alındı. Bu kararların da uygulanabilir kararlar olduğunu görüyoruz ve somut hedefler belirlendi. Somut hedefler belirlenmesi de bir şeylerin havada asılı kalmadan bir an evvel yola çıkılıp gerçekleştirileceği açısından bize bir yol gösterici olduğunu görüyoruz. Bu açıdan TRT Avaz'ın bundan sonra TRT markasına da yakışır bir şekilde bölgede çok etkili bir yayına başlayacağına dair inancımız oluştu artık günden beri. TRT Avaz kurulduğu günden bu yana Türk dünyası adına önemli bir misyonu yerine getiriyor. TRT Avaz Türk dünyasının tamamını kaplayan belki tek kanal, dünyada tek kanal. Dolayısıyla Türkiye'de de Türk dünyasının kültürünün, sanatının, özellikle müziğinin tanıtılması yolunda çok faydalı çalışmalar yaptı bugüne kadar. Bundan sonrasında da yine Türkiye'li seyirciyi de göz önünde bulundurarak ve belki sadece bağımsız Türk Cumhuriyetleri'nin değil, onların dışında kalan Afganistan gibi, İran gibi, Çin gibi ülkelerdeki Türk izleyicinin de zevkini ve taleplerini göz önünde bulundurarak yayın yapması bence çok önemli. Bunun karşılığını da görüyoruz aslında. Türkiye'deki kanalları, hatta yurt dışındaki kanalları seyretmenin yasak olduğu ülkelerde Türk dili konuşan Türk soydaşlarımızın gizli antenlerle TRT Avaz'ı takip ettiklerini, yayınlarının hatta videolara kaydedilerek, kasetlere alınarak arşivlendiğini gözlüyoruz. Bu anlamda bu bence çok önemli. TRT Avaz Strateji Çalıştayı yoğun katılımcı yönüyle de başarılı bir organizasyon olarak öne çıktı. Tarihi geleneğimizde istişare kültürü vardır. Bu kültürün ben aynı zamanda yeniden canlandırması diye düşünüyorum yapılan bu çalışmayı. Yani çünkü beyin fırtınası oluyor. Özellikle o coğrafyada, Türk coğrafyasının her yerinde görev yapan, kurum ve kuruluşlarda görev alan birçok katılımcı buradaydı. Hepsi yetkin insanlardı. Onların açıklamaları, bölgeye dair tespitleri, aynı zamanda kanalın hedef kitlesinin nasıl olduğunu algılamasına fayda sağlayacak. Kendini nasıl konumlandıracağını ortaya koyacak. Şimdi yaptığımız çalışmada onun devamı. Ama bu tip çalışmalar hem verimli oluyor, çalışmaların kendisi, hem de yeni fikirlerin ortaya konmasını sağlıyor. O açıdan ben 2 günlük yapılan çalışmayı çok verimli buldum. TRT Avaz'da öncesinde yaptığı bilgilendirme sunumuyla hem bölgeyi daha iyi tanımamızı sağladı, hem de kanalın ufku anlamında bize bir fikir verdi. Sayın seyirciler, Okçular Vakfı tarafından